Merhabalar, iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Nitekim merakla beklenen FED kararı açıklandı. Yaklaşık 15-20 dakika önce açıklanan FED kararı, beklentiler dahilinde 25 baz puanlık bir artış ile gösterge faiz oranı 2,5 seviyesine yükseltilmiş oldu. Ve en önemli başlıklar içerisinde önümüzdeki yıla ait 3 adet faiz artış beklentisinin ise 2'ye düşürüldüğü vurgulandı. Bunlar zaten son günlerde ciddiyetle beklentiler içerisine girmiş olan ve uzmanların da öngörmüş olduğu etkenlerdi. Fed'in bu faiz kararı sonrasında neler söyleyeceği konusu çok daha önemliydi. Söylediklerinden ana başlıklar itibariyle öncelikle Fed bu faiz kararını oy birliğiyle almış bulunuyor. Yeni projeksiyonların izleneceğine dikkat çekiyor. Ve önümüzdeki yıl daha hafif bir faiz artışı olabileceğine dair sinyaller veriyor. Uzun vadeli enflasyon beklentilerinde küçük değişimler olduğunu, işsizlik oranının düşük olduğunu, yatırımdaki büyümenin yılbaşına oranla daha ılımlı bir seviyede ilerlemekte olduğunu, hane halkı harcamalarının artmakta olduğunu ifade ediyor. Diğer söylemleri ise aşağı yukarı aynı durumda. Ekonomik ve finansal gelişmelerin izlenmek suretiyle kararlarını şekillendireceklerini vurgu yapıyor. Aynı zamanda uzun vadeli faiz oranı beklentilerinin %2,8 olduğunu ifade etti ve Eylül beklentilerinde ise bu 2,8'lik oran uzun vadeli faiz beklenti oranları %3 seviyelerindeydi. Bir miktar daha aşağı çekmiş görünüyorlar. Esas önemli olan konu ise arkadaşlar ekonominin ek faiz artışını desteklediğini düşünüyor olmaları. Yani ekonomik görünümde hala risklerin aşağı yukarı devam ettiği ifadesiyle bu risklere bağlı olarak ekonomide hala faiz artışını gerektirebilecek nedenlerin ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Sevgili arkadaşlar bu açıklamalar güvercin mi olacak, şahin mi olacak şeklinde üzerinde çok ciddi şekilde tartışmalar yapıldı. Ben bu ana başlıklar itibariyle şu ana kadar ekrana yansıyan Fed yetkililerinin ağzından çıkan kelimeler itibariyle, cümleler itibariyle anlayabildiğim şu: Fed bir anlamda ne şiş yansın ne kebap yansın misalinden bir anlamda durumu idare etti. Beklenti zaten dördüncü faiz artışını, yani bu ay faiz artışı yapacağı yönündeydi ve önümüzdeki yıl içinde 3'ten 2'ye ineceğine dair bu beklenti zaten satın alınmıştı ve bu kavram dahilinde Fed'in tam anlamıyla güvercin, yani gelişmekte olan piyasalar lehine, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin lehine tam anlamıyla güçlü bir destek verebilecek şekilde güvercin bir açıklama yaptığını görmüyoruz. Çünkü Fed bu açıklamaları içerisinde uzun vadeli faiz beklentisinin hala şu anki mevcut seviyelerden yüksek olduğunu ifade ediyor. Sadece %3 yerine %2,8'lik bir faiz beklentisi içerisinde olduğuna vurgu yapmış durumda ve ekonominin halen ek faiz artırımını gerektirebilecek bir durumda olduğunu ifade etti. Dolayısıyla bu ifadeler Fed'in çok net bir faiz indirimi yapabileceğine veya önümüzdeki yıl her ne kadar 3'ten 2'ye indirmiş olsa dahi bu faiz artış beklentisini, duruma ve vaziyete göre bu konuda farklı kararlar verebileceğini de ifade etmiş durumda. Yani önümüzdeki yıl için fevkalade iyimser beklentiler içerisinde değil ama hal ve durum, hal ve vaziyet neyi gerektirirse ona göre karar veririm, gerekirse de faiz artışlarına devam ederim vurgusunu kararlı bir şekilde gündeme getirmiş durumda. Dolayısıyla fevkalade güvercin bir açıklama değil ve bu tablonun grafiklere yansıması veyahut da ekranlara yansıması nasıl oldu arkadaşlar? Öncelikle şu anda dolar-TL kurunun 5,27-5,28'ler seviyesinde olduğunu ve şurada görmekte olduğunuz arkadaşlar kalın bir çizgi buraya oluşturdum. Bu çizgim Fed kararını beklerken 5,25'ler civarında oluşan bir hat şeklinde bize kendini gösterdi Fed kararı öncesindeki tablo itibariyle. Ve şu seviye arkadaşlar, yani şu seviye 21,55, yani Fed kararının açıklanmasına 5 dakika kala olan bir seviyede yavaş yavaş beklentinin satın almak adına spekülatif hareketler veya dalgalanmalar büyümeye başladı ve burada
5.20-3.50'lere kadar, pardon, 5.25-30'lara kadar düşen bir geri çekilme sonrasında önemli bir hareketliliğin yaşandığına tanık olduk. Haberin açıklanmasıyla birlikte, 25 baz puanlık artış haberinin açıklanmasıyla birlikte hızlı bir şekilde fiyatların, dolar-tl kurunun yukarıya gittiğini ve 5.30 seviyesinin de üzerine, yani 5.30-75 seviyesine kadar bir yükseliş yaşadığına, ardından ise gelen açıklamalara bağlı olarak 5.27-5.28'ler civarında ama 5.30'un altında bir seyir kazandığını açıklamaların ilk yarım saati itibariyle izlemiş görmüş bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar, bu görmekte olduğunuz grafik 1 dakikalık grafiktir veya tik grafik diye adlandırılan grafiktir. Şurada görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar, şu saatlerimiz 15.59-16 civarlarını gösteren saatler. Yani bugün saat 16'ya kadar aşağı yukarı 5.31.50 ile 5.34 aralığında, 5.35 aralığında bir seyrimiz var iken seans sonuna veya gün sonuna yaklaştıkça, özellikle bu akşamki beklentileri şekillendirebilmek bakımından piyasalarda bu tarz beklentilerin yoğunlaştığı zamanlarda sert dalgalanmalar olabiliyor. Farklı görüşlere bağlı olarak değişik işlemler söz konusu olabiliyor. Bir yandan Amerika'nın Suriye'den çıkacağına dair bir takım açıklamaların gelmesi. İlk önce bu açıklamaların acaba doğru mudur, değil midir, yoksa ne kadar gerçeğe yansıtıyor şeklindeki bir ikilem yaratması. Ama ilerleyen saatlerde bu konuda Beyaz Saray'dan da teyit gören bir açıklamanın olması, kısa süre içerisinde o bölgenin askerler tarafından boşaltılacağına dair açıklamanın resmi açıklama olarak önem kazanmış olmasıyla birlikte, bir anda piyasa bu durumu da arkasına almak kaydıyla 5.34-5.33'ler seviyesinden çok sert bir şekilde 5.21 seviyesine kadar bir gerileme yaşadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5.21-19 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşadı. Yalnız arkadaşlar, bu geri çekilme sadece ve sadece 1 dakika sürdü veya 2 dakika diyelim. Bu seviyeye kadar hızlı bir geri çekilme yaşandı 18.21'de, saat tam 18.21'de. Hemen 1 dakika sonrasına bakıyoruz arkadaşlar. Tekrardan 5.23-36'ya çıktığını, hemen 1 dakika sonrasına daha baktığımız zaman 5.25 üzerine yöneldiğini görüyoruz. Dolayısıyla şurada görmekte olduğunuz bu önemli bir düşüş olarak değerlendirebileceğimiz şu nokta, anlık diyebileceğimiz bir 2 dakikalık bir süre içerisinde yaşanmış olan bir seviyedir. Onun ardından şurada gördüğünüz gibi kırmızı hattın üzerine yerleşen ve 5.25-5.27 aralığında, 5.28 aralığında FED kararını bekleyen bir dolar kuruna tanık olduk. Nihayet açıklanma saatine 1-2 dakika kala şu seviyelere kadar bir geri çekilme yaşanmış olsa dahi, 5.25'e yaklaşan bir geri çekilme yaşanmış olsa dahi, açıklama sonrasında 5.30'un üzerinin test edildiğini ve şu an 5.27-50 civarında olduğunu görmekteyiz. Bu arada arkadaşlar, gün içerisinde Twitter'dan aktarmış olduğum yorumlarımda özellikle Euro-Dolar paritesine dikkat çekmiştim ve Euro-Dolar paritesinin Fed'den gelecek olan iyi haberlerin beklentisiyle 1.14'ün üzerini test etmekte olduğunu, hatta son saatlerde 1.14.39'a kadar ulaşan bir yükseliş yaşamış olmasını, Fed'in güvercin açıklama yapabileceği, piyasaların hoşuna gidecek şekilde bir açıklama yapabileceği şeklinde bir beklentinin öncü göstergesi olabileceğine değinmiştim. Nitekim Fed'in kararının açıklanmasından sonra 1.14 üzerinde tutunamayan, yani doların değer kaybını engelleyici bir faktör olarak, bir gösterge olarak tanımlayabileceğimiz bu Euro-Dolar görünümü 1.14'ün aşağısına indi ve şu an 1.13.70'ler civarında hareket etmekte. Sevgili arkadaşlar, henüz haber çok yeni. Elbette ki analistler, uzmanlar, yatırımcılar bu konuyla ilgili olarak Fed'in açıklamalarındaki her kelimeyi belki hece hece inceleyeceklerdir ve sonuç olarak bir takım anlamlar çıkaracaktır. Herkesin bu FED açıklamalarından çıkaracağı yorumlar veya çıkaracağı anlamlar farklı olabilir. Fakat ben kendi şahsi düşüncem itibariyle FED fevkalade güvercin bir açıklama yapmadı. Piyasaları %100 olarak tatmin edecek şekilde bir açıklama yapmış değil. Bu sebeple de şu ana kadar oluşan iyimser tablonun geçici, çok kısa süreli olabileceğini, tekrardan
bir ılımlı, yani şu ana kadar devam etmekte olan, son günlerde devam etmekte olan dinamikler içerisinde hareketimizin devam edeceği kanaatindeyim. Bu bağlamda eminim ki düşünüyorsunuz dolar TL ne olacaktır diye. Benim kanaatim, şahsi düşüncem, dün size açık, dün aktarmış olduğum analizimde de Fed'deki bu beklentinin artmasıyla birlikte 5.30'un aşağısına inebileceğini ifade etmiştim. Nitekim Fed'in güvercin açıklamalar yapması durumunda 5.25-5.30 aralığında bir seyrin söz konusu olabileceğini, buralara kadar bir geri çekilmenin olabileceğini ifade etmiştim. Ancak gün içerisinde bu beklenti birazcık erken oluşmaya başladı ve bu seviyeleri karardan önce görmüş bulunduk. Zannediyorum ki yarından itibaren yine dolar TL'nin 5.30 üzerine yerleşmiş ve 5.40'ı zorlayan bir görünümle yıl sonuna kadar 5.30, 5.45, 5.46 aralığında bir dalgalanma içerisinde seyrini devam ettirebileceğine ve yılı da 5.42, 5.43 seviyelerinde bu civarlarda tamamlayabileceğine dair kanaatim bulunmakta. Tekrar ifade etmek istiyorum arkadaşlar, bu kanaatime en önemli etken Fed çok ciddi bir güvercin açıklamada bulunmamıştır. Şu ana kadarki yapmış olduğu açıklamalar zaten fiyatların içine öyle veya böyle girmiş, beklentilerin dışında, beklentilerin haricinde ekstra bir söylemde bulunmuş değil. Sevgili arkadaşlar, şu anki rakamları dikkate almak kaydıyla günlük olarak bakalım. Yarın neler olabilir veya evet şu anki seviyeleri kapanış fiyatı gibi değerlendirelim. Ben 24'ten sonra son kapanış verileri itibariyle yarına yönelik olarak şeylerin pivot değerlerini mutlaka milimetrik olarak güncellenmiş haliyle Twitter'dan aktarıyorum her gece olduğu gibi. Şu anki seviyeler itibariyle bakacak olursak 5.28 seviyesi bir pivot seviyesi özelliğinde ve bu seviyenin üzerine çıkılmak durumuyla 5.34 ve 5.42 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu görmekteyiz. Bunlar zaten aşağı yukarı bildiğimiz seviyeler konumunda. 5.28'in aşağısında kalıcı olması durumunda. Burada 3-4 saat gibi veya yarın seansın açılması, yarınki günün başlamasıyla birlikte özellikle saat 11 civarlarında Londra piyasalarının açılmasıyla birlikte bu bugünkü FED kararına yönelik olarak çok ciddi anlamlar yüklenecek olur ise uluslararası piyasalarda FED'in bu açıklamaları fevkalade ılımlı ve yumuşak açıklamalardır şeklinde bir yorum olacak olur ise bu durumda 5.21'lere kadar geri çekilen bir dolar kuru görebiliriz. Ancak şahsi düşüncem FED ile ilgili olarak beklentilerin şu an itibariyle şekillenmiş olduğunu ve doların 5.25 üzerindeki bir seyir ile kısa süre içerisinde tekrardan 5.30 üzerinde bir seyir kazanabileceğini ve tekrardan 5.40-5.45 aralığını zorlayan bir görünümle yıl sonuna kadar işlemlerin devam edebileceği kanaatim hakimdir. Değerli arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak şu an söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. FED kararı sonrasında gelişmeleri canlı bir şekilde aktarmayı arzu ettim. Değerli arkadaşlar, eklenmiş olan videolardan anında haberdar olabilmek isterseniz, böyle bir arzunuz varsa lütfen kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Borsapivot.com sitesinde günlük veriler ve pivot verileri vesaire şeklinde birçok teknik veriler yayınlanmakta. İlginizi çekerse burayı da izleyebilirsiniz. Seans içerisindeki anlık yorum ve analizlerden faydalanmak için de Twitter @HalukCanberk adresimi takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürlerim ve saygılarımla. Hoşçakalınız.